Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir FIFA 23 kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün tanıdık bir yere gidiyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Bir Brezilyalı kaleci kariyerimiz var. Bir de Salford kariyeri yaptık. Hep böyle yurt dışına bir şeyler yaptık. Biraz şöyle tanıdık yüzler görelim. Tanıdık takımlar görelim istedim. O yüzden Fenerbahçe kariyerine başlıyoruz. Neden Fenerbahçe? Çünkü hem Avrupa Ligi'nde son 16 turunda, Mart ayında son 16 tur maçları olacak. Ki ben çeyrek final falan da bekliyorum. Hani onu da söyleyeyim. Takım çünkü süper gidiyor. Hem de ligde süper gidiyor. Hoca faktörü işte bu yüzden önemli. Bu kadar önemli. Biz de onu yapmaya çalışacağız. Biraz da böyle gerçekçi yapmaya çalışacağız. Gidip de böyle Messi falan getirmeyeceğiz. Biraz daha böyle gerçekçi. Hedefimiz Avrupa Ligi'ni almak olacak. Tabii ki tek sezonda almak biraz zor. O yüzden hani 1-2 sezon gider büyük ihtimalle ama Şampiyonlar Ligi'nde de bir çeyrek final falan ileriki sezonlarda amacımız o. Gidip de Şampiyonlar Ligi'ni almak gibi bir amacımız yok. Çünkü biliyorsunuz hani şartlar, Türkiye şartları falan öyle izin verilecek bir şey değil o. İnanılmaz zor. Bizim de amacımız Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ya da yarı final görmek. Oralara bir çıkmak istiyoruz kariyer boyunca. Ana hedefimiz bu olacak. Fenerbahçe süper gidiyor. Kadrosu çok kaliteli ve en önemli şey neden Fenerbahçe? Çünkü maçları o kadar golle geçiyor ki tam FIFA için 4-0 biten maç da var, 6-0 biten maç da var, 5-4 biten maç da var. Yeri geliyor 1-0 da kaybediyor. Tam FIFA. Bu zamana kadar mesela şey diyenler oluyordu, hani bu kadar gollü maç olur mu işte, hiç gerçekçi değil falan. Fenerbahçe'de işte gerçekçi. O yüzden bir yandan da Fenerbahçe'yi seçmek istedim. Gerçek bir teknik direktör olarak oyna diyelim. Sonunda bir Türkiye'yi görmek istedim bu arada. Çok canım çekti bir yandan da. Hemen buradan Jorge Jesus'u seçelim. Yalnız diğerlerinin yüzleri nasıl? Valerian İsmail tabi artık yok da. Burada değişmemiş. Montella mesela yine çok iyi oyuncu. Emre Belözoğlu bir tık andırıyor ha. Nuri Şen birebir aynı. Oyuncuyken ki suratını koymuşlardır. Jesus'u hiç benzetmemişler. Böyle bir şey yok. Bence kıyafetlerini şöyle yapalım. Açık yakalı siyah gömlek. Dışına da şöyle bir siyah tarzı. Heh. Siyah lacivert çok mu lacivert olur? Yok, lacivert çok. Siyah siyah abi. Genelde böyle giyiniyor çünkü. Altına da spor ayakkabı giyiyor. Çoraplar siyah olsun. Beyaz spor ayakkabı. Bak bu işte. Tip olarak biraz kötü yapmışlar. Hiç uğraşmamışlar da. Yapacak bir şey yok. Gerçek hoca seçtiğimiz için elde olan Jorge Fernando Pinheiro de Jesus Fenerbahçe'nin başında. Biz de hedefimizi zaten söylemiştik. Yurt içinde başarı kritik. Çünkü bu sezon Fenerbahçe'nin belki de şampiyonluğa en çok yaklaştığı, Ali Koç döneminde en çok yaklaştığı sezon olabilir. Biz de bunu başarmak istiyoruz. Yurt dışında başarı orta. O biraz daha yüksek olabilir. Çünkü yurt dışında şu ana kadar 15 milyon euroya yakın para kazandı. Gruptan çıktığı için, lider çıktığı için bir de üstüne. Bir çeyrek final falan görülürse çok daha ekstra para. Türkiye'de şampiyon olunca zaten ne kadar az para kazanıyorsun. Hedeflerimizden bir tanesi de Avrupa'yı kazanmak. Para kazanmak çok önemli. Oyuncu alışlarımız, satışlarımız da biraz gerçekçi olacak. Bazı oyuncuları alacağız. Bazı oyuncuları değerini bulduğumuz zaman satacağız. Çünkü gidip de bir oyuncu 100 milyon euroya satmayacağız. Öyle bir şey olmayacak. Bazı oyuncular kulüpte kalacak. Onları yeri geldiği zaman konuşuruz. Marka değeri tabii ki yüksek. Yönetim beklentileri finansal olarak çok düşük. Hocam biz sana parayı veriyoruz, sen harca diyor. Altyapı orta. Artık da bu son dönemlerde biraz böyle Arda Güler'in falan da çıkmasıyla birlikte. Gerçi Arda Güler tamamen Fenerbahçe'den çıkmadı ama yine de sonuçta altyapıya alınmış bir oyuncuydu. O yüzden altyapı verilen önem de biraz orta. Hani stadyumun ismini ayarladık. Tribünleri hemen tabii ki şöyle sarı mavi yapalım çiftli. Yok, buralar mavi olacak ya. Tam tersi yok mu? Bunun tam tersi olması gerekiyor. Şuralar mavi olsaydı. O zaman ha, mavi ve sarı, tamam, burası böyle olacak. Mavi ve sarı çünkü koltuklar sarı olacağı için her yer sapsarı olmasın. Normalde tabii ki her yer sapsarı değil. Belli bir kısım mavi falan koltukların ama şu an öyle bir seçeneğimiz olmadığı için mecburen her yeri sapsarı yaptık. İlerle diyoruz. Hemen seçkin alalım. 5 dakika yaptık. Euro etkin. Kulüpleri falan yok. Avrupa kupaları tabii ki etkin. Çünkü Avrupa Ligi maçlarımız olacak. Hemen böyle 2-3 varyasyonlu bir kadro kurmamız gerekiyor ki rotasyonla oynayacağız ya. Hazırlık maçları varmış. Hazırlık maçlarını geçiyorum. Hiç yapmaya gerek yok çünkü çok büyük takımlar onlar. Onlarla hazırlık maçı oynamaya gerek yok. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü. İmza töreni yapıldı. Göreve yerine getirilen Jorge Jesus, Fenerbahçe takımında dizginleri eline aldı. Aynen de öyle oldu. Göreve getirilecek isimlerle ilgili çeşitli söylentiler çıkmıştı. Ancak yönetim kuruluna göre Jorge Jesus en iyi tercihti. Kulübümüzü desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlıyoruz. Listemizdeki tüm adaylar arasında en çok kendisiyle çalışmak istiyorduk. Harbiden böyle bir şey demişti galiba ya. Birebir aktarmışlar mı, ne yapmışlar? O bu iş için doğru isim. Gelecek ile ilgili ortak bir vizyona sahibiz. Ve kendisi başarılı olma konusunda elinden geleni yapmaya hazır. Demiş Ali Koç. Fikstürler belirlendi. İstanbulspor maçıyla başlıyormuşuz. Tabi birebir aynı aktarılmadığı için
Maçlar farklı olabilir. 30 milyon euro bütçe var. İlk transfer döneminde transfer yapmayacağız şu an. Tüm kadro hazır olduğu için. Ara dönemde bazı transferler olabilir. Birkaç ekleme yapacağız büyük ihtimalle. İstanbulspor, Adana Demir, Sivas, Kasımpaşa, Konya, Kayseri. Güzel. Eylül ayında falan Beşiktaş maçı başlıyor. Larnaka, Ren, Dinamo Kiev. Avrupa maçları birebir aynı. Tabi Larnaka olmadığı için FCA. Tanımadığım bir takım var. Larnaka yok diye biliyorum çünkü. Oo. Galatasaray, Trabzon arka arkaya. Fikstür zor. Aralık ayında Alanya Spor'u gelmiş. Zira Türkiye Kupası'nda. Bizim de işte burada yapmamız gereken son 16 turuna çıkmak. Ki Mart ayında oynayalım öbür maçları Avrupa Ligi'nde. Şimdi kadro bu şekilde. Ferdi, Osayi, İrfan Can, Lincoln. Bunu işte kendimize göre ayarlayacağız. Birkaç formasyon değiştirmemiz gerekecek. Bunları ben çok hızlı bir şekilde ayarlayayım. Yedek kadroyu falan da ayarlamamız gerekecek. Hatta birkaç tane ayarlasak iyi olur. Çünkü çok fazla oyuncu var. Bu oyuncuların hepsini rotasyon yapmamız gerekiyor. Altay hariç ve Salah hariç. Genelde tüm oyuncular rotasyona giriyor çünkü. Rotasyonlu şimdilik böyle bir kadro oluşturdum. İşte Joshua King, Rossi var. Ferdi Solbek, Osayi Sabek burada. Onun yeri geldiği zaman ayarlayacağız. Çünkü maç maç gitmemiz gerekiyor. Her maç farklı ilk 11'e çıktığı için Jesus. Bizim de o şekilde yapmamız lazım. Burada gördüğünüz oyuncular tamamen her maç değişecek. Yani öyle bir şey olmayacak. Bu zaten biraz daha böyle yedek kadro gibi. İsmail Crespo oynuyor. Normal. Bu ne lan? Bir dakika, yerleri karışmış. İrfan Solbek falan olmuş. Ali Yasku ile Lincoln'u şöyle yapalım. Bu dörtlü savunma. Savunurken genelde böyle oynayacağız. Zaten buradaki gibi. Şöyle. Defansif olarak genelde böyle. Ofansif olarak bu şekilde oynayacağız. Crespo burada. Arao burada. Biraz daha böyle defansif kalacak. Lincoln ortaya doğru gelecek. Ferdi iyice kanada açılacak. İrfan diğer tarafta. Pedro Valencia zaten değişecekler için sürekli. İleri iki uçta orada kalmış olacak. Üçlü oynarken Alioski buradan çıkacak. Yeri geldiği zaman değişecek çünkü üçlü oynamaya kalktığımız zaman Alioski'yi çıkartıp Serdar Aziz'i koymamız gerekecek. Luan Perez şu an gerçekten sakat olduğu için biz de öyle başlamayacağız gibi. Ya da ilk başta şöyle yaparız. Salah burada olur. Luan Perez'i buraya koyarız ilk başlarda. Şu anlık bu şekilde gözüküyor. Maç maç gideceğimiz için bu ilk 11 sürekli değişecek. Ben şimdi hemen gelişim planlarını vereyim. Oyuncular hızlı bir şekilde gelişsin. Sözleşmesi bitecek oyuncular var. Altay mesela bu sezon sonunda bitiyor. Onlara işte yeni sözleşme falan teklif edeceğiz. Bilmiyorum, bu sene Türk kalecilerde bir sorun var. Hafiften böyle toparlamaya çalışıyorlar. Uğurcan'da da falan vardı o sorun da. O da böyle toparlamaya çalışıyor. Bu arada Ferdi sanki bu sezon sonunda gidecek gibi ya. İtalya yapar gibi. Açık bek olarak çalışsın da. Defansif olarak da biraz gelişsin. Yere geldiği zaman sağ bek oynatacağız Ferdi'yi. Gerçekte olduğu gibi. Osayi'nin hıza bak yalnız he. Biraz defans olarak gelişmesi lazım. Son paslarda ve son şutlarda sıkıntıları var. Ofansif olarak aslında gelişmesi lazım da şut kastıramıyoruz kendisine. Birazcık daha defansını geliştirsin. Son kararları tam alamıyor böyle. Biraz şut kassa güzel olur. O plasayı falan güzel yapıyor da bazen. Ya o kadar fazla oyuncu var ki. Hani hangi birini oynatacaksın? Her maç farklı ilk 11'e çıkmak gerekiyor harbiden. Arda Güler 70'e yükselecekmiş. Gölge santrafor değil de biraz daha böyle ofansif orta saha mı çalışsa şu anlık. Biraz da hıza ihtiyacı var. Dinamo olarak başlasın. Hem dribbling, o çalımı falan atıyor ya. Hem de biraz hız kastıralım. Bak, fiziğini de geliştirmesi gerekiyor. Dayanıklılığı çok düşük. Top kesmesi de düşük. Hocanın istediği şey de bu. Dinamo çalış Arda. Evet, tüm oyunculara gelişim planlarını verdik. Biraz da böyle gerçekçi vermeye çalıştık. Şimdi gelen kutusunda maillerde neler var? Transfer pazarı açıldı ama dediğim gibi bu transfer döneminde transfer yapmayacağız. Kadro zaten çok şişkin. Elimizde olan oyuncuları kullanmamız gerekiyor. Yetenek abisi oyuncular bulmuş. Vay be, Juan Mata'yı, Ason Balongo'yu nereden buldun? Yetenek abisine bak. Ulan Sefa Kaplan. Bulduğu oyunculara bak. Hiç bilinmeyen oyuncular bulmuş. Şimdi altyapı takımına tabii ki önem vereceğiz. Oyuncular var mı burada? Var. Oo, Aydın Demir. Yeni genç yetenek kanat oyuncusu. Sana biz gelişim planı verelim. Bayağı gelişecek bir oyuncu. Kanat oyuncusu olduğu için biraz hızını geliştirmesi gerekiyor. Zayıf ayağında geliştirsin. Ondan sonra gerisine bakarız. Sasha Balala. Nereden buldunuz bunları? Bu ne? Tüm ülkeden birileri var. Slovakya, Kanadalı, Belçikalı. 17 yaşında mı? Abi, saçların beyazlamış. Nasıl 17 yaşındasın? Kanadalı bir de. Ama gözleri çekik. Allah Allah. İlk maçımızın yolunu tutalım mı artık? Transfer yapmayacağımız için dümdüz atlayabiliriz. Temmuz ayının sonuna kadar. Avrupa maçlarını özellikle bekliyorum.
Arda Güler'i şu anlık oynatmayacağız bu arada. Gerçek hayatta Süper Lig'de oynamıyor çünkü. Oyuna girse bile çok son dakikalarda falan giriyor. Biz de başlarda öyle başlayacağız. Büyük ihtimal Kasım Aralık ayından sonra Arda'yı oynatmaya başlarız. Avrupa maçlarında Arda oynayacak ama. Valencia'ya Emre Mor'a falan teklif var. Satmıyoruz. Beşiktaş Mert Hakan'ı istiyormuş. Süper Lig'in ilk maçı Fenerbahçe gerçekte berabere kalmıştı. Jesus yeni geldiği için ligi böyle tam tanımıyordu. Bakalım bu maç öyle olacak mı? Berabere kalabiliriz. Fenerbahçe hazırlıklarınız nasıl gidiyor? Hiç de benzemiyor Jesus'a ya. Kadromuz çok kaliteli. Her gün sıkı çalışıyoruz. Kadromuz çok kaliteli falan. Biraz fazla kaçar. Her gün yaptığımız antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Bu sezon şampiyon olabilir misiniz ilk maçtan? Tüm oyuncularım istekli. Biraz böyle ben buraya ligi kazanmak için geldim falan açıklamalar. Transfer dönemi açıldığından beri Fenerbahçe herhangi bir transfer yapmadı. Çünkü kadro tamam. Sahada gayet iyiyiz. İyi bir kadro kurduk. Sahada iyi oynuyoruz. Ve bu sezon sorunsuz bir şekilde mücadele verebileceğimize inanıyorum. Diyor Jesus. Ve ligin ilk maçına geçiyoruz. Ümraniyespor olarak görebiliriz aslında bu maçı. İstanbulspor. Oo, bir dakika. Formalar böyle olursa kör oluruz. Sapsarı. Hayda. Ulan. Kör olmak istemiyorum abi. Mecburen bu formaları giymek zorundayız şu an. Çünkü iki tane çubuklu falan var. Bu da sapsarı. Mecbur böyle olacak. Evet, Fenerbahçe Ligi'nin ilk maçında böyle bir kadroya çıkmış. Birebir aynı. Emre Mor, Lincoln, Arao, Joshua King de Valencia varmış. Hatta yerlerini değiştirebiliriz şu an. Şöyle yapalım. Böyle biraz daha iyi olacaktır. King biraz daha böyle solda oynuyordu çünkü. Ligin ilk maçı olduğu için bu şekilde bakıyorum. Normalde her maçı böyle ne yaptıysa aynısını yapmayacağız. Onu söyleyeyim. Sadece Temmuz ayının sonuydu ya. Harbiden de o zamanki kadroyla sonraki gelişimin arasındaki farkı görmek istiyorum. İkinci maçta falan yine kendi bildiğimiz kadroyu yapacağız. İşte İrfan Can'ın falan olduğu. Sallıyorum João Pedro'nun falan olduğu. Crespo falan şu an yok burada. Bu şekilde başlayabiliriz. Ligin ilk maçı. Bakalım burada beraberlik olacak mı? Oo, stadyumdan görüntüler. Kameralar hazırlanmış. Fenerbahçeli taraftarlar stadyuma doğru geliyorlar. Maç introsu. Valencia. Oo, Jesus sinirli. Gol geldi. Attık golü. Joshua King atmış. Sezonun ilk maçı İstanbulspor Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Altay Bayındır'ı taraftarlar şu an çok seviyor. İleride bir ıslıklanma durumu olacaktır. Dur bakalım. Hakem topu aldı. Hakem kim acaba? Altay kaptan. Arkalarında oyuncular. Ligin ilk maçı. Sahaya doğru çıkıyor iki tarafta. Yerlerini aldılar. Bir de beraberlik oluyormuş. Gerçekteki gibi. Lan bu kadar da gerçek olmaz falan. Yenmemiz gereken maç bu arada. İstanbulspor'u yenmemiz gerekiyor. Diziliş böyle. İkinci yarıda birkaç değişiklik olacak ama sonraki maçlarda bu şekilde yapmayacağız söylediğim gibi. Kendi kadromuzla oynayacağız. Şu anki gerçek hayatta olan kadro gibi işte İrfan Canlı falan kadro. Hadi bakalım başlayalım. Ener Valencia'nın vuruşuyla maçı biz başladık. Ne oluyor lan? Oo, çok hızlı. Takım istekli. Bekleri aç. Çünkü beklerle ileri çıkmamız gerekiyor. Arkada sadece üçlü savunma kalacak şu anlık. Lincoln. Lincoln'dan Rossi'ye. Rossi verdi geri. Juan Perez. William Arao. Ortayı düşündü. Pas var şimdi geçmeye. Emre Mor. Baskı var. Emre Mor attı golü. Önce pres sonuç verdi. Top kaybından sonra hemen pres yaptı Emre Mor. Topu kazanmasıyla birlikte dakika 5'te öne geçiyoruz. İlk golü bulmak çok önemliydi. İstanbulspor ne olduğunu bile anlamadı. Bu sezon bunu çok yapıyor Fenerbahçe. Topu kaybettikten sonra hemen baskı. Emre Mor aldığı gibi bitiriyor. Kalecinin yapabileceği bir şey yok. Çok net karşı karşıya. İyi de bir vuruş. Hatta orada son böyle sendelemiş de. Çoktan vuruşunu yapıyor zaten. Emre Mor'un gol sevinci. 1-0 önde başladık maça. Güzel. Offside tuzağını açalım. Klasik. İstanbulspor reaksiyon vermek istiyor şu an. Guri. Çok zayıf şut. Hemen aşağıya. Ferdi orada. Ferdi. Pasını verdi şimdi Emre Mor. Emre'den ileri. Valencia. Valencia'dan Emre'ye doğru geçmiyor top. Taç. Emre'den geriye. Arao. Ta yukarı gördü. Luan Perez oraya kadar çıkmış. Perez. İçeriye bıraktı. Valencia. Aşağı düşündü o da. Emre Mor. Aşağıdan Ferdi geldi. Kanatta Ferdi. Ferdi Kadıoğlu.
Çevirdi, verdi içeri doğru şimdi. Emre Mor. Emre kanatta. Bıraktı Ferdi'ye. Ferdi'den Lincoln'e doğru. Çok güzel paslaşmalar. Son pas olmadı. Ferdi hemen geri koştu. Açığını kapattı. Hop, Ferdi kesti orayı. Ama yine onlarda kaldı. Ferdi kazandı hocam. Faul yok. Ferdi ne yapıyorsun lan? Kaç tane kazandı yalnız ha? Üst üste müdahaleler. Etemi ile geliyorlar. Etemi. Gustavo Henrique burada. Etemi. 1-1 yaptılar. Ferdi orada 2-3 tane kazandı da işte arkada çok boşluk kaldı. Şurada. Yerden pas geldi. Dönüp çok iyi vurmuş. Kapattığı köşeye. Altay kurtaramıyor. 1-1 yapıyorlar. Devam. Ferdi. Şimdi Emre Mor. Emre'den aşağı doğru Ferdi. Bıraktı Lincoln'e. Lincoln kaldırdı. Rossi'ye değil işte. Rossi çok... Penaltı. Oo, eline çarpmış. Penaltı kazanıyoruz. Kim o? Mehrem için eline çarpmış. Şurada bir izleyelim. Orta geldi. Oo, çok net. Parmaklarıyla böyle engellemiş topu. Penaltıyı Valencia kullanacak. Haydi Valencia. İlk maçın at golü. Kaçırır mı? Valencia. Sağ tarafa doğru kullandı. Penaltıyı kaçırıyor. Kaçırarak başladı. Oğlum. Tövbe estağfurullah, bu nasıl Jesus ya? Bu nasıl bir Jesus abi? Böyle Jesus mu olur? Rossi corner'ı kullanacak. Hadi şuradan bir orta kafa gol. Valencia. Kafayı vuramadı. Rossi de top. Rossi çevirdi. Emre yaptı ortayı. Valencia'ya gelmiyor. Gustavo indirdi. Hayda, aşağı dikkat. Gustavo Henrique. Etemi. Gustavo çok yavaş tabii ki. Etemi. Altay Gustavo Henrique. Kurtaramıyoruz. 2-1 yaptılar. Penaltı kaçtıktan sonra 2-1 oldu. Ümraniye maçını izliyorum sanki. Altay kurtarış yapmaya çalıştık. Gustavo son anda dokundu ama yine önde kalıyor. Etemi bitirdi. Altay da son anda böyle yatmaya çalışmış. Çok geç. 2-1 yaptılar. Hemen geri dönüş. 2-2 yapalım. Gustavo girdi araya. Yukarıda Rossi. Rossi bırakıyor. Joshua King. Hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Rossi'nin koşu yoluna. Alır Rossi. Götür. Çek oğlum. Aradan bıraktı. Valencia. Bir daha Rossi'ye doğru. Rossi çevirdi. Bomboş. Ne? Lan nereye attı? Lincoln ne yapıyorsun? Crespo gel. İsmail Yüksek gel. Onlar toparlayacaktır. Hadi takım. Şuradan bir geri dönüş. Presle başla. Yap presi. İsmail kazandı şimdi. Crespo. Verdi pası Crespo. Valencia çok ileri kaçtı. Baskı var. Emre Mor kazandı şimdi topu. Emre götürüyor. Çok hızlı çıkıyoruz Emre Mor. Verdi pasını. Valencia kalecinin üstüne vurdu. Dakika 61. Hadi şöyle kornerden bir gol. Haydi Valencia. Luan Perez, o da vuramadı. Crespo verdi pasını. Gustavo Henrique, o da bırakıyor. Valencia kaleci kurtardı yine. Bir türlü kick yapamadık. Emre Mor korneri kullandı. Luan Perez vuramıyor. King indirdi. Crespo. Şimdi Atilla. Yine bizde. Tamam. İsmail. Gustavo. Atilla'dan aşağıya. Luan Perez. Pas var. Bir daha Rossi'ye doğru. Rossi kaldırdı. Emre Mor. Emre bırakıyor. Crespo orada. Shocking. Crespo bir daha. Crespo yukarıyı gördü. Defanslarını açmaya çalışıyoruz. Ferdi. Ferdi'den bir orta. Korner. Bu sefer şöyle yakın gel. Tamam mı? Kalecinin etrafına birik. Kandırdı. Kullan. Yakın kullanacakmış gibi yaptık. Kafa vuruşu. Kaleci kurtarıyor. Res var. Taç bizim. Tacı aldık. Ferdi. Şimdi verdi Emre Mor'a. Emre'den Ferdi. Valencia. Valencia. Arka tarafı gördü. Orayı değil işte. Heh, orayaydı o. Luan Perez'eydi. Rossi'ye. Pasını veriyor. Rossi'nin koşu yoluna. Rossi çevirdi. Joshua King ve gol. 2-2. Dakika 72'de 2-2 yapıyoruz. Joshua King. Aradık
aradık, korner kullandık, bir sürü korner arka arkaya. En sonunda Rossi çevirdi, King bitirdi. Atua gelmesi tabii şu an Temmuz ayı olduğu için. Bundan sonraki maçta esas kadro oynar. Takımın biraz uyum sağlaması lazım. Henüz Temmuz ayı ya. Biraz böyle alışması gerekiyor. Oha pasa bak. Ne kadar güzel attılar ama Gustavo Henrique. Faul mü? Hocam yapma gözünü seveyim, nasıl faul? Adam kendi düştü. Emre Mor. Şimdi Valencia'nın koşu yoluna. 3 gelir mi? Valencia. Verdi pasını. Emre bıraktı. Joshua King. Boş kale. Lan ne oldu? Abi nasıl? Kaçan gole bak. Rakip oyuncu sakatlanmış. Offside da yok. Oyunu durdurduğu yere bakar mısınız bu arada? Aha Valencia. Kesti topu ama kaybediyor. O kadar çok bekledi ki. 3 gelmesin. Sakın. 3 gelmesin. Gustavo girdi araya. Crespo. Şimdi Valencia kaçıyor. Haydi Valencia. Koş Valencia. Enner Valencia götürüyor. Valencia çaprazdan. İnanılmaz kötü vurdu. Evet bu şekilde maç bitecek. 90+2. 2-2 berabere kalıyoruz. Gerçekte de 3-3 berabere kalarak başlamıştı. Burada da birer gol eksik olmuş olsun. Şimdi işte sonraki maçta harbiden başlıyoruz. Deneme maçından gayet normal bir şekilde ayrıldık. 10 şut var. Rakibin sadece 4 şutu var. İkisi gol. Çok da fazla pas yapamadılar. Topa sahip olmada da çok net üstünlük var. Trabzon Sivas'ı yenmiş. Esasında şimdi başlıyoruz. Jesus'un röportajı var. İlk maçınızda beraberlik aldınız. Sezon uzun bir maratondur diyelim. Desin yani Jesus. Kahraman King Fenerbahçe adına beraberliği getirdi. Şimdi 1 puanla başladık. Sonraki maç kimin de? Adana Demirspor. Haydi bakalım. Lincoln çıksın da şurada Rossi mi oynasa ya? Ya da Lincoln'le mi başlayalım? Böyle güzel mi kadro acaba? Rossi'yi sokarız ikinci yarıda. Adana Demirspor deplasmanı. İlk maçına mağlubiyet almışlar. Artem Cuba, Onyekuru, Gökhan Töre, İrfan Can, João Pedro. Geçen maç oynamamışlardı. Crespo, Alioski. İlk defa ilk 11'deler. 4 değişiklik var. Adana'ya gidiyoruz. Deplasman maçı. Ligin bizim için aslında ilk maçı bu. 1 puanla başladık ama bu maçtan 3 puan şart. Hemen başlayalım. Kale arkasından fileleri görerek başlıyoruz. Deplasman tribünü şu an sağ üstte. Tıklım tıklım tüm stadyum. Adana Demirspor, Fenerbahçe ligin en çok zevk veren takımlarından 2 tanesi burada bence. Adana Demir de çok iyi oynuyor çünkü. Stadyum çok dolu da. Her yerden böyle çıkış noktaları var. Nasıl bir stadyum ya burası? Değişik. Yani koreografi falan yapmaya izin vermiyorlar. Her yerden böyle çıkış yeri var. Bu nasıl Atilla ya? İnsan biraz benzetmeye çalışır abi. Bu ne? Bu Atilla mı ya? Saçlar maçlar çok kötü. Hadi abi. Maç Adana Demirspor başlıyor. Cuba'nın vuruşuyla. Alınması gereken bir 3 puan var. Az önce çünkü beraberlik aldık. Onyekuru. Onyekuru'yu kapat. Ferdi. Çevirdiler. Topu kesti Crespo. Şimdi Valencia kaçıyor. Maçın başına gol olur mu? Valencia. Çekti Valencia. Yolladı vuruşunu ama çok kötü vuruş. İnanılmaz kötü vurdu. Önde baskımız var. İrfan Can'ın önünden geçti. Top Gustavo'da. Şimdi Atilla. Çıkaldı önüne. Arao. Yukarısı bomboş. Ferdi. İrfan Can kaçtı. İrfan Can. Ferdi'yi düşündü. Ferdi çevirdi. Crespo. Verdi pasını. Lincoln ve gol. Lincoln Henrique. Dakika 13'te 1-0 deplasmanda öne geçiyoruz. Crespo yalnız çok iyi gördü orayı. Tam yapması gerekeni yaptı. Ferdi bıraktı. Miguel Crespo. Lincoln bitirişi yapıyor. 1-0. İki maçta bir gol. Ligdeki golünü attı o da. Aynen böyle devam takım. Bol gollü. Gol yesek bile daha çok atmamız gerekiyor. Felsefe bu. Oğlum topu kaybetmiyor takım ha. Alioski gelmişti. Ulan fake attı. Gelir gibi yaptı ama Crespo engelledi şimdi. Crespo kaldırdı. Pedro. Ara. Alamıyoruz. Onyekuru. Lincoln araya girdi. Pas var. Gustavo. Şimdi Ferdi. Ferdi'den İrfan Can. İrfan Can bıraktı. Valencia 2-0.
ortada bomboş bekliyordu. Valencia'yı İrfan Can gördü. Yine aynı tarz bir gol. Ortası ama bomboş. O kadar boşluk bırakırlarsa illaki gol olacağı belli. Taraftarlar deplasman tribünü çok sevinçli. Kalecinin yapabileceği bir şey yok. Valencia süper vurdu. Tek vuruş Valencia'dan. Tık diye dokunmuş. Yalnız çok iyi vuruş. Karşıdan gelen top böyle yana doğru vurmuş. Valencia'nın golü. 2-0 yaptık. Devam. Aynen böyle devam. Adana Demir gibi bir rakipten 3 puan alırsak var ya süper olur. Hele ki deplasmanda. Gustavo. Alioski. Şimdi Lincoln. Crespo. Oy Crespo. Hadi be ne oluyor oğlum? Hocam faul yok mu ya? Arao önden geçti. Alioski geldi kazandı. Gustavo. Şimdi Alioski. Topa sahip olma. 68-32. Oha. João Pedro bomboş. Pedro alamadı topu. Gelmedi. Emre. Arao kapat şurayı. Arao Onyekuru offside. 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 Abi ödüm patladı. Ulan kaldırmıyorlar var ya. Bayrağı kaldırmıyor kim? Net offside. Bir an dedim karşı karşıya yedik herhalde. Pedro kanatta. Bekliyor. Döndü geri. Arao. Crespo. Şimdi Tahir'i gördü. Valencia bıraktı. Pedro'dan Lincoln'e. Bir daha Pedro. Crespo orada. Crespo'ya gelmedi. Rakitski. İndir. Onyekuru. Ferdi'ye çarptı top. Lincoln. El var. El var. Avantajı bıraktı. Oha üst direk. Gol yiyorduk. Crespo. Kontrata çıkıyoruz. Şimdi Valencia'nın koşu yoluna. Onlar vurdu direkten döndü. Haydi Valencia. Atalım şuradan golü. Bir orta. João Pedro. Hadi be. Çok iyi çıktık. Pedro'nun volesi biraz farklı gitti. Yakınmış yine de var ya. Yap birisi. Hadi 3 olsun. Salahi. Şimdi Valencia. Pedro. Pedro'dan aşağıya. İrfan Can. Ferdi kaçtı. Ferdi. Çevirdi. İrfan Can ve gol. İrfan Can kahveci. Hemen klasik gol sevincine gidip kahvesini içsin diyeceğim de. Beraber seviniyorlar. İrfan Can'ın golü. Ferdi çevirdi. İrfan Can. Yayın azıcık içinden. Ceza sahasının içinden kapattığı köşeye vurdu kalecinin. Jesus'ta bayağı büyük bir sevinç var. Hayret nasıl sevinmiş. Normal çok fazla sevinmiyor da. Böyle duruyor ya dümdüz. Hayret bu sefer bayağı sevinmiş. İlk maçındaki golü İrfan Can'ın. Hayda. Kötü hata geldi. Aman dikkat. Aman dikkat. Luan Perez. Atilla. Ters vuruş. Korner. 3-0 yaptık. İyice rahatladık artık. 4 gelir mi? Dur bakalım. Crespo indirdi. Valencia'nın önünde kalmadı. Arao şimdi. Çıkamadık. Oy son anda Altay. Onyekuru mu vurdu? Galiba Onyekuru vurdu. Tam göremedim. Korneri kullanacaklar. Crespo. Yine engelledi. Lincoln alamıyor. Hayda. Bizde. İrfan Can. Döndü Altay'a. Sakin. Sakin. Ferdi. Ferdi bıraktı. João Pedro. Bir daha Ferdi. Şimdi Crespo. Miguel Crespo. Ta yukarıyı düşündüm. Mükemmel attı bu arada. Faul de varmış. Lincoln yaptı ortayı. Kimse yok. 4 değişiklik birden. Haydi bakalım. Batshuayi'den gol bekliyoruz. Osa'yı indiremedi. Gökhan. Dikkat. Atilla engelledi şimdi. Atilla Salahi. Pasını verdi Osa'yı Samuel. Çok hızlı. Çok hızlı koşar. Yukarı düşündü. Oraya değil be abi. İşte Osayi'nin paslar var ya. Bir tık sıkıntı bak. Oraya yukarı verebilse Batshuayi'ye. Belki de gol atacaktık. İsmail. Şimdi Ferdi. Rossi kaçtı. Rossi bir daha çevirdi. İçeri doğru. João Pedro arkası dönük. Son anda kaleci. Çok güzel çıkarttı bu arada. Korneri kullandı. Pedro vurdurmadılar. İrfan Can götürdü.
Bir şut. İzin vermiyorlar. Bizde kalmalı. Yap baskıyı. Yap baskıyı. Luan Perez. Pres 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 pres. Batshuayi alamadı. Atilla. Perdi. Rossi orada. Hadi 4. Hadi 4 olsun. Batshuayi nerede bekliyormuş? Rodriguez. O sayı Samuel. Çok hızlı. İsmail. Şimdi Crespo. Pedro'yu düşündü. João Pedro. İsmail'i kaçırmaya çalıştı. O ne lan? Son kez gelmeye çalışıyorlar. Aman dikkat. João Perez. Offside. Offside. Yok mu? Onyekuru attı. 3-1 yapıyorlar. Son dakikada gol yedik. Birazcık eksik yakalanmıştık arka tarafta. Onyekuru attı. Biraz fazla sevmiyor musunuz ya? Yani 3-0 sonuçta skor. Altay'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Arka tarafı çok iyi kaçtılar çünkü. Şurada. Onyekuru bitirdi. 3-1. Güzel. Yalnız bu deplasmandan çok net, çok üstün bir oyunla ayrılıyoruz. İkinci maçla birlikte toplam puan 4 oldu. Maç sonunda tabii çok büyük sevinç var. Adana Demirspor galibiyeti süper oldu. Valencia'nın bir golü var. Arda Güler galiba soldaki. Biraz şöyle Avrupa maçları gelsin de Arda ile de oynayalım. Gelişecek çünkü. %63-37 topa sahip olma. Şutlarda üstünlük var. Paslarda her şeyde üstünüz. Olması gereken. Lincoln neden kötü formunu düzeltmek için yeterince süre almıyor? Rotasyon. Her fırsat altında yerinde. Kadrodaki tüm oyunculara kendini kanıtlama şansı tanınacak. Ve bu Lincoln için de geçerli. Yakaladığı her şansı iyi değerlendirsin diyor hoca. Tam da olduğu gibi. Bugün maça yavaş başlasanız da 2 gol farkla kazandınız. İlk yarıda gol atamadığınız için endişelendiniz mi? Yo. Oyuncularıma güvenim tam. Yavaş yavaş. Daha usta sayı. João Pedro ilk maçına çıktı. Rakip Adana 3-1 yenildi. Jesus'u gösteriyorlar. Yalnız şimdi sonraki maç. Sivasspor maçı. Evet. Oyunculara bayağı bir teklif var. Şu anlık herhangi bir oyuncu satmıyoruz. Biliyorsunuz. Altay yeterince transfer yapmadık diyor. Zaten yeterince iyiyiz diyelim. Emre Bor oynamak istiyormuş. Rotasyon önemlidir Emre. Oynamamak beni hayal kırıklığına uğrattı hocam. Patron sizsiniz ama oynasam iyi olur diye düşünüyorum. Kadro rotasyonu oyuncu dinlendirmek anlamına gelmez. Her maça farklı şekilde yaklaşmak gerekir. Ben de elimdeki seçenekleri değerlendiriyordum. Oha birebir aynı lan. Adana maçında fark yaratabilirim diyor. Yaratabilirdim diyor. Uygun bir rakip değildi. Adana ile ilgili ayrıntılı inceleme yaptım ve senin oynamana uygun bir maç olmayacağına karar verdim. Başka maçlarda oynarsın diyor Zaitsa. İki maç sonunda diğerleri ne yapmış? Galatasaray falan. 2-2 gidiyorlar. 5 gol atıp 1 gol yemiş Galatasaray. Kendi evimizde Sivasspor'u ağırlıyoruz. 3 puan alınması gereken maç. Bu maçta şöyle bir değişiklik yapalım. João Pedro'yu çıkartalım. Batshuayi ile başlayalım. Valencia Batshuayi. Bir de sol kanata Rossi ile başlayalım. Emre Mor'u da sonradan sokarız. Bir de bu maçta İsmail Yüksek ile başlamak istiyorum. İsmail Crespo. Güzel olur. Lincoln'da aslında şuradan çıkartıp Zaysi alalım da. İkinci yarı İsmail'i çıkartıp belki Zaysi falan sokarız. 45 dakika 45 dakika bu oynamış olsun. Böyle bir ilk 11. İyi mi acaba? Bence güzel ilk 11 ya. Fena da olmayan bir ilk 11. Joshua King'i unuttuk. Gerçi sonraki maçta o oynar. Bir maç oynasın. Sivas maçı. Batshuayi ilk kez ilk 11'de. Bu maç aslında Gustavo Henrique değil de Serdar Aziz'le başlayalım. Sivas'a karşı bence iyi oynayacaktır. Haydi bakalım. Kendi evimizdeyiz. Galatasaray'a bir önce yetişelim. 3 puan almamız gerekiyor. 3'te 2 olsun bari. Devam. Sezonumuzun 3. maçında bu sefer rakibimiz Sivasspor. Bize konuk oluyorlar. Taraftarlar tıklım tıklım doldurmuşlar. Koreografiler hazırlanmış. Büyük maç. Alınması gereken bir maç. Adana maçını çok rahat kazandık. Aşırı üstün oynadık. Bu maçta da öyle bir şey bekliyorum. Bakalım ne olacak. Şöyle bir 3-4-5 bol gollü averaj kasalım. Oyuncular yerlerini aldılar. İstiklal maçından sonra maça doğru geçiyoruz. Onlar başlıyorlar. Forma çok benzemiyor ya tamam. Sadece keşke gece yapsaydık maçı. İrfan Can bıraktı. İsmail. İsmail'den aşağıya. Ferdi. Bindirdi şimdi. İrfan Can burada. Batshuayi. Batshuayi'den İrfan'a doğru. Offside yok. İrfan çevirdi. Crespo. Rakipten dönüyor. İsmail alamadı. Isaac Coffey. Çıkıyorlar. Andrzejewski. Robin Yalçın. Gradel.
Robin Yalçın oradan süper bıraktı. Altay çıktı aldı. Baskı geldi. Ferdi kazandı şimdi. Batshuayi. Valencia rakipten dönüyor. Önde baskı sonuç vermişti. Crespo indirdi onu. Batshuayi pasını bıraktı. İrfan Can ters ayak. Penaltı yok. Hatta bizimkinin eline falan çarpmış galiba. Yalnız çok istekli başladık. 3 puan istiyoruz. İndir oğlum onu. Yapma be. Oo, arkada boşluk var. Koş geri. İsmail arkayı kapat. Arkadaşın açını kapat. Serdar Aziz. Crespo. Crespo bıraktı. Batshuayi. İsmail faul. Alioski aldı topu. Çok rahat. Crespo. Şimdi Valencia. Keşke şu formaları şeyi seçmeseydik ya. Daha doğrusu gündüz olmasaydı. Batshuayi. Mişi. Batshuayi. Penaltı mı? Penaltı yok. Alamıyoruz topu. Bizde. Top bizde şimdi. Rossi. İsmail. Döndü geri. Sakin. Arka sadece iki oyuncu var çünkü. Acayip sakin oğlum. Atilla. Alioski. Şimdi Valencia. Çevirdi. Crespo ve gol. Miguel Crespo. İçeri doğru girdi. Yandan gelen topu çok güzel bitiriyor. Dakika 27'de 1-0'a geçiyoruz Sivasspor'a karşı. Ofansif olarak da defansif olarak da çok iyi bir oyuncu. Gelen fırsatı tepmiyor. Oradan bir pas. Valencia asistini yaptı. Crespo attı golü. 1-0. Hemen şimdi birkaç gol daha. Ya Valencia nasıl eline çarpıyor? Allah Allah. Offside. Offside. Gol attılar ama offside. Gradel offside'e yakalanıyor. Oo çok ucundan. Aşırı ucundan. Bu arada çizgi yanlış ya. Tam arkasından çekmemişler. Golü buldular. Neyse ki yemedik. Valencia. Değseydi kırmızı bile olabilirdi. Çok kötü faul yapıyordu çünkü. Gradel. Atilla Salahi Ferdi şimdi. Crespo'dan şimdi Ferdi. Ferdi yaptı ortayı. Batshuayi gelmedi top. Son kez belki şöyle pas olur diyeceğim de bitiyor. İlk yarı 1-0. Hiç fena oynamıyoruz bu arada. Topa sahip olma falan yine çok yüksektir büyük ihtimalle. Galatasaray kendi evinde Kayseri'de yeniyormuş. Evet 57-43 olması gereken. Bence kadro böyle süper. Ama bir 60'tan sonra falan da Leoski'yi çıkartalım. Ferdi'yi sol beke çekip o sayıyı alalım oyuna. İndirdi Salahi'ye. Atilla Salahi. Oo İrfan Can'a doğru bu arada süper aktardı. Ferdi geliyor. Ferdi. O ortaya düşündü. Valencia'dan Ferdi'yeydi. Batshuayi. Şimdi Ferdi. Ortaya çevirdi. Valencia vuramadı. Kapattılar. Topu kesmemiz lazım artık. Alioski. Topu kazandırdı. Şimdi verdi pasını. Batshuayi. Mişi Batshuayi kaçırdı. Ah be oğlum. Şunu bir atsam var ya çok rahatlayacaktık. Max Gradel. Çalımına geçmeye çalıştı. Ferdi burada. Hocam sırtına çarptı. Hocam gördüm. Harbiden sırtına çarptı. Penaltı yok. Alioski birebir aynı lan. Hocam nasıl penaltı bu? Ama kapalı gibiydi be hocam. Şimdi. Penaltıdan sonra değişiklik yapalım. Ya yani şimdiden yapalım da. Penaltıdan sonra olsun. João Pedro gel. Emre Mor gel. Ferdi sola geç. Osayi gel. İsmail çık. Arao gel. Crespo çık. Arda Güler gel. Artık ihtiyacımız var çünkü. Böyle bir değişiklik. Nasıl olur acaba? Bu arada evet dediğim gibi sonraki maça King'i falan sokalım kadroya. Biraz böyle farklı rotasyon bir kadroya çıkmış olalım. Bundan sonraki maça. Haydi Altay. Şu penaltıyı çıkart. Oyuncu değişiklikleri oldu. Crespo golünü de atmıştı. Çıkarttık abi. Haydi Arda sana da güveniyoruz. Altay penaltıyı kurtarıyor. İşte bu. Altay Bayındır. Hemen üstüne bir gol şimdi. Taktikleri değiştirdik. Sakın. Kornerden gol yeme. Top dışarıda. Haydi abi. Hemen şöyle yakın oyna Altay. Penaltıyı çıkarttı. Ferdi. Sol bekte yerini aldı şimdi. Pasını verdi. Rossi. João Pedro.
Pedro yavaş. Çok yavaş. Emre Mor'un çalımla 2-3 kişiye oyundan düşürmesi lazım şu an. João Pedro. Pasını verdi Batshuayi. Şimdi Emre Mor'a geçmiyor top. Beke James. Osayi kapat şurayı. Osayi kapatman lazım. Batshuayi geldi. Resimizi açtık. Arda. Arda baskı yaptı. Arao burada. Top verdi de. Ferdi kaldır. İndir oğlum Rossi. Şimdi Arda Güler. Arda oyuna girdi bir alkış alıyor. Şimdi Ferdi. Ferdi aşağı gördü. Geliyoruz. Rossi. Çekti Rossi. Verdi pasını. João Pedro ve gol. Çok zor pozisyonda atıyor golü. Farkı 2 yükseltiyoruz. 2-0 öne geçtik Sivasspor karşısında. João Pedro. Oh be, tam zamanda geldi gol. Penaltı kaçırdılar. Üzerine böyle birkaç oyuncu değiştirdik. Hatta 5 oyuncu falan değiştirdik. Rossi çevirdi. Şu arkası dönük vuruşları çok güzel yapıyor. Bunları böyle çok daha fazla denemesi lazım. 2-0. Haydi Arda. Şimdi senin zamanın. Oyuna girdin. Az önce çok güzel pas verdi. Engelle. Ferdi araya giremedi yalnız ha. Geliyor. Abi hayır. Lan bomboş geçti. Arda Güler. Tam yerinde. Serdar engelle. Arao buradasın. Arda bas üstüne. Oo Serdar Aziz. Kaldır oğlum. Batshuayi. Şimdi Arda. Arda bıraktı Arao'ya. Batshuayi. Osayi Samuel. Hocam faul. Yok mu? Kendi kendine düşmüş herhalde. Nasıl oluyorsa. Faul vermedi ya. Hayda. Hayda koş. Koş 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 koş. Osayi çok ilerideydi. Serdar. Çapraz açıldı Arda. Topa mı yapmış müdahaleyi? Arda şimdi. Arda Güler. Verdi. Bir daha Arda'ya doğru. Ortaya Batshuayi. Alamadı. Yalnız baskı var. Bitecek değil mi? İndir. Ferdi indirdi de kimse yok. Hocam bitir istiyorsan ya. Son atak. Kanattan geliyorlar. Çapraz açı. Allah Allah. 90+3'te gol yiyoruz. Kontrata hızlı çıktılar. Biz yetişene kadar. Ya çapraz açını aslında o kadar atmaları gerekiyor. Bu kadar kolay yemememiz lazım da. Karşı karşıya. Çok dar açıydı be. Altay çıkartırdım bunu sanki. Kazandığımız için çok bir sıkıntı yok da. Çıkartabileceği topmuş. Çok dar açı çünkü. Direğin yanından vuruyor neredeyse. Sonuç olarak 2-1 galibiyet alıyoruz. 1-3 puan da aldık buradan. Kendi evimizde zaten kazanmamız gerekiyordu. Bu arada biraz daha fazla gollü geçebilir de. Her maç o kadar gollü geçecek diye bir şey yok. Oyuncular birbirlerini tebrik ediyor. Güzel. Yine 1-3 puan. Tertemiz. 52-48. Sivas o kadar da fena oynamadı. Şutlar aşağı yukarı aynı gibi. Devam. Galatasaray 4-0 yenmiş Kayseri Spor'u. Ferdi Kadıoğlu iyi formunu sürdürüyor. Bugünkü performansından ne kadar memnunsunuz? Bir tane penaltı yaptırdı. Ama tüm övgü hakkıdır. Çok iyi oynuyor. Konya Kayseri. Ankara Gücü ve Larnaka maçı. Sonraki bölüm Avrupa Ligi başlayacak. Gelen kutusunda bir şey var. İtalya bölgesinde bulabileceğini bulmuş. O zaman seni biz şöyle Kore'ye gönderelim, tamam mı? Kore'de biraz oyuncu araştır bakalım. Benim kafamda birkaç oyuncu var. Kore'den böyle biraz oyuncu alacağız da. O da bir baksın yine de. Bu maç şöyle bir şey yapıyoruz. João Pedro, Joshua King iki oyuncu. Crespo çık. Zayt gel. Sen de çık. Arao gel. Biraz farklı bir ilk 11. Böyle olabilir gibi. Salah yine oynasın. Onun oynaması gerekiyor çünkü. Serdar oynasın mı? Oynasın ya. Keskinliği biraz yok da. Oynaması da lazım. Tamam. Biraz King'i falan oynatmıyorduk. Zayt'si oynamıyordu. O ikisini oynatmış olalım bu maçta. Kasımpaşa deplasmanında. Aslında King artı Valencia mi yapsak? Pedro'yu sonradan sokalım. King artı Valencia oynasın. Böyle abi tamam. Bu şekilde başlayalım. Dong, Bruma, Ader Jonay, Hayredinovic. Bildiğimiz Kasımpaşa. Deplasman. Çok gol atmamız gereken maç. Haydi bakalım. Çünkü Galatasaray da atıyor. Az önce baktık ya.
4-0 falan yenmişler. Biz de artık şöyle bir iyice fazla fazla goller atalım. Gerçi Adana'ya falan da 3 gol atmıştık. Kasımpaşa deplasmanına geldik. Çok da bir deplasman sayılmaz aslında. Yine İstanbul'da. Sonuçta bir yerden bir yere gidiyorsun. Kaptan Altay'ın arkasında oyuncular sahaya doğru çıkıyorlar. Bir an önce başlayalım. Haydi abi. Maç onlar başlıyorlar. Forma çok da benzemiyor ya. Ayrışıyor gibi. Yalnız Arao. Araya girdik. Valencia. Maçın başı. Valencia bıraktı. Zayt. Şimdi aşağı gördü. Miha Zayt. Son anda Ertuğrul. Maçın başında öne geçiyorduk. Hemen şöyle. Emre Mor. Korneri kullandı. Valencia vuramadı. Rossi. Çevir. Arao. Zayt'tan şimdi Rossi'ye doğru. Diego Rossi çevirdi. Bir pas daha var. Oradan bir şut. Çok kötü. Emre Mor. Baya kötü vurdu ya. Olsun, sıkıntı yok. Çok iyi başladık maça. Hemen pres ne varsa açalım da. Yalnız. Valencia. Araya giriyordu. Aç pres, aç. Yap pres takım. Önde baskı yapalım. İleri oynadılar. Atilla Salah'ı orada. Salah'ı aldı. Perdi. Şimdi Arao. Arao'dan Emre Mor. Emre. Bindirdi olsayı Samuel. Şimdi olsayıya doğru. Kaldırdı. Valencia. Son anda Ertuğrul. Yine korner. Kısa kullandık. Rossi. Emre Mor. Kaldırdı. Valencia. Son anda kaleci direkt. Ulan var ya. Neler neler kaçırdık 10 dakikada. Kaçan gollere bak. Bir ver kaç. Valencia geçti. Son vuruş. Kaleci Ertuğrul. Yuh artık ama şaka herhalde. Yine Ertuğrul. Lan bu kadar da gol kaçmaz arkadaş. Amma kaçırdık. Bir de 15 dakikada. Taç bizim. Perdeden çıkmış. Perdi dikkat. Kapat şurayı. Perdi kapattı. Arkaya gelen bir orta var. Serdar Aziz. Zayt. Emre. Zayt tekrar. Joshua King. King aşağı gördü. Rossi. Diego Rossi. King'i süper gördü bu arada. Joshua King verdi pasını. Valencia direkten döndü. Yeter. Yeter. Çok fazla kaçtı. Bu kadar kaçmamalı. Offside yok. Varmış. Atilla Salah. Zayt. King. Joshua King'den şimdi Valencia. Ta yukarıdan Osa'yı bindirdi. Osa'yı Samuel. Çok hızlı geldi oraya. Verdi pasını. Bir pas daha var. King'e doğru. Çok yavaş Valencia. Yukarı oynayabilirler. Hayda. Offside yok. Tunay Torun. Biz o kadar kaçırdık. Şurada 3-4-0 yapacağımız yerde 1-0 gerideyiz. Şaka gibi. 3-4-0 olacak yerde 1-0 geri düştük. Çok acil gol lazım. Perdi. İçeri doğru girdi. Perden aşağı doğru şimdi. Diego Rossi. Rossi yaptı ortayı. Valencia vurdurmadılar. Arao. Arao nasıl indiremiyor ya? 60'a 40 topa sahip olup 1-0 gerideyiz. Abi şaka gibi ya. Offside. Offside hocam. Evet tam zamanda çıktı Atilla. Orası boş. Emre Mor. Şimdi gördü orayı Valencia. King'den bir daha Valencia. At artık. At artık abi. Oh be. Sonunda. Sonunda buluyoruz golü. Beraberliği bulduk. Şimdi fark arttırma zamanı. Önce bir öne geçelim de ondan sonra. Ener Valencia. Yine attı golü. Gol kaldığı için en büyük hatalardan bir tanesi. Araya doğru kaçtı. Ertuğrul bunu çıkartamıyor. Hatta biraz havaya uçmuş. Niye öyle bir şey yapmış ya? Oraya vuracağını düşünmüş acaba. Aç presi. Serdar Aziz geliyor.
Oradan şut. Altay kurtardı. Ferdi kaldırdı. Rossi indirdi. Bir daha Rossi'nin koşu yoluna. Diego Rossi. Valencia'ya düşündü ama o kadar zayıf verdi ki. Serdar. Serdar iz bıraktı şimdi. Emre. Emre kaldırıyor. Valencia müthiş kaçtı ve gol. Lener Valencia. O kadar güzel kaçtı ki. King de offside değil büyük ihtimalle. Belki de offside değildi. Tam zamanında öyle bir pas geldi ki yalnız. Karagümrük maçının son golüne benziyor. Emre Mor süper gördü orayı. Ertuğrul ne yapıyorsun lan? Valencia üstüne vurmuş. Ertuğrul çok sert gelen topu böyle çıkartmaya çalışırken içeri alıyor ki zaten çok yakın mesafeden vurduğu için. Ama süper pastı o be. Emre Mor helal olsun. Çok iyi attı o topu. 2-1 öne geçiyoruz. Farkı arttırma zamanı demiştik. İkinci yarının hemen başına bulduk golü. Arao kazandı. Şimdi Valencia. King kaçtı. O Rossi'yi tercih etti. Rossi bıraktı. Zayt. Zayt'tan yukarı. Şimdi Ferdi geldi. Ferdi Kadıoğlu. Verdi pasını. Joshua King. Bauken. Osayi koş. Osayi Samuel. Hızını konuşturdu. Şimdi pasını verdi. Emre Mor. Valencia. Valencia'dan Emre'nin koşu yoluna. Şimdi onu gördü. Emre çevirdi. Bir daha Emre. Ya Valencia. O kadar güzel pasların üstüne o yapılır mı? Osayi Samuel. Çok hızlı. Çok hızlı. Biliyoruz zaten de işte bunlar çok değerli. Zayt kaldırdı. Şimdi Rossi'ye doğru. Ferdi. Bindirdi oradan. Ferdi çevirdi. Zayıf. Pasını verdi. King. Şimdi Rossi kaçıyor. Diego Rossi. Rossi çevirdi. Valencia. Ener Valencia. Çok sert vurdun. Crespo gel. Artık farkı arttırmamız gerektiği için hemen oyuncu değişikliği yapalım. Pedro gel. Valencia artık çık. Batshuayi gel. Hatta şöyle yer değiştirdim. Böyle mi yapsak? Evet böyle yapalım. Ferdi çok yorgun. Osayi yorgun olmasına rağmen hızlı olduğu için kalsın. İrfan Can gel. Ya da defansif bir oyuncu sokalım. Luan Perez sol bek oyna. Ay yanlış yere koydum yanlışlıkla bir dakika. Heh Atilla gel. Tamam. Luan Perez de Ferdi'nin yerine soktuk. Sol bek oynamışlığı var zaten. 5 oyuncu hakkımızın hepsini birden kullandık. Şimdi 3. golü arıyoruz. Rossi. Diego Rossi. Ortası boş. João Pedro. Şimdi Rossi. Rossi geldi. Yaptı ortayı. El var. Penaltı. Ortası eline çarpıyor. Hader Jonay'ın. Hader Jonay değil mi bu? Yanlış hatırlamıyorum. Evet o. Rossi'nin ortası. Bayağı gördük ha. Tekrarını çok güzel verdiler. Batshuayi kullansın. Ya da Pedro'ya gol attıralım ya. Değil mi? Batshuayi bir sifta yapsın. Haydi Batshuayi. Haydi Batshuayi. At bunu. 3 yap Batshuayi. Meşi Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki ilk golü. Kasımpaşa deplasmanında geliyor. 3-1 yaptık. Averaj için daha çok atalım. 4-5. Aynen böyle devam takım. Daha da çok fark arttıralım. Aç abi offside tuzağını falan. Batshuayi. João Pedro. Pasını verdi. Batshuayi'den pas var. Şimdi Batshuayi. Michy Batshuayi. Son anda Ertuğrul. Feci gol atıyordu. Yapma be. İkinci golünü atmak istiyor. Şuradan fena da olmayan bir vuruş Ertuğrul çıkarttı. Hadi kornerden bir gol. İrfan Can kullansın bu arada ya. Gel. Heh şöyle. Şöyle bir kullan bakayım. Ön tarafa doğru. Kafayı sokamadı. Crespo indirdi. Şimdi Arao. Arao yaptı ortayı. Batshuayi. Çok kötü vuruş. Kalecileri bile geldi. Hadi hadi kaleleri boş. Arao. İndir. Kale boş. Hocam ya bitirmeseydim var ya kale boştu oradan şut çekecektik.
Çok net 4-1 olacaktı ama sıkıntı yok. 3-1 de gayet güzel skor. Önemli olan 3 puan. 2 de averaj aldık buradan. Hiç fena değil. 14 tane şutumuz var. Oha. Bombardımanı tuttuk, anca 3 tane atabildik. Valencia bugün 2 tane gol attı. 3-1 gibi rahat bir skorla galibiyete ulaştınız. Performanstan ne kadar memnunsunuz? Daha da iyi olabiliriz. Çok tatmin edici değil yani. Son vuruşları biraz daha güzel yapmamız gerekiyor. Valencia 2 gol attı. Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında kazandı. Sonraki bölüm. Konya maçıyla başlıyoruz ki çok zor olacak. Kayseri Spor. Ondan sonra Ankara Gücü ve Larnaka maçı. Avrupa Ligi'nde ilk defa oynayacağız. Tabii eleme hariç. Hani grup aşamasının ilk maçı olacak. Arda Güler de ilk 11'de şans bulur artık. Avrupa'da oynatırız onu. Ondan sonraki bölümde hem Beşiktaş hem Ram maçı olacak. Öf öf. Kiev, Galatasaray, Trabzon, Larnaka maçlara bak. Çok fena maçlar var. İlk bölüm burada sonlandıralım. Şu anlık kadro tabii çok değiştiği için genelde böyle tüm oyunculara şans vermeye çalışıyoruz. Gerçekte olduğu gibi. İlk video için umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenirseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye.